Gençler nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Fark ettiğiniz gibi şu an size bir sürprizim var. Yani daha önce bir şey yapmadıysam, duyuru videosu yapmadıysam. Gördüğünüz gibi sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Çünkü valla yeni update geldi. Sonra oyun girilemez bir hale geldi. Ben de hani yeni bölümü çekebilmek adına hani herhalde onun fixini getireceklerdir ama yeni bölümünü getirmek adına şey yaptım. Bir tane rastgele normal giriş yaptım. Normal map'e girip konuşamadım. Normal map'e girip bir tane bölüm çekmeyi planlıyorum. 68 yıldız yani şey duruyor. Karakter statları olduğu gibi. Allah'tan o duruyor. Yani sıfırdan şey yapmak çok zor gelirdi harbiden. Bir şeyleri kasmak. Gördüğünüz gibi şu an normal şey map'indeyim. Ark map'indeyim. Aslında bir yandan da iyi oldu diyorum. Çünkü nasıl anlatayım size. O Valhalla çok kasmaya başlamıştı. Şu an mesela fıstık gibi, cillop gibi bir FPC ile karşınızdayım. Hiçbir takılma tarzı, hiçbir sorun yok şu an. Ama bu kadarıyla Valhalla aynı zamanda da hani şeyleri de ekstradan texture getiriyordu oyuna. O da bilgisayarda kasma yaratıyordu. Hani daha güçlü bir bilgisayara isteğine sebep oluyordu. Şurada bir tane bacon var. Ha, baconlar da açıldı. Bu arada baconlarla alakalı olarak bacon değil la bacon pastırma gibi söylüyorum sanki. Bunların daha iyi loot veren modunu yüklemiştim. Onu da göstereyim size. Hatta yakında gibi gözüküyor. Bakalım ne çıkacak. Belki işimize yarayan bir şey çıkabilir. Dediğim gibi yine single player'dayım. Büyük ihtimalle bir off kamera ben bayağı bir kasabildiğim kadar kasacağım. Oh, fena oldu. Mesela bir pteranodon falan tamelerim. O tarz bir şey yaparım. Ay, Spark Powder iyidir. Şunu almak istiyorum. Yok, gerek yok. Zaten istemediğim kadar şey var. Simple Bed işime yarar ama kalabilir. Aslında bunun hepsini alayım. Yok olsun. Dediğim gibi gençler şey yapacağım. Oturup kasacağım. Yani ne bileyim bir herhalde birkaç saatimi alacak. Bu bölüm de gecikme de yaşayabilirim. Bunun üzerine hani yorum yazar mıyım yazmaz mıyım bilmiyorum. Şu sıra çünkü çok meşgulüm. Aslında şimdiden bir duyarı yapmam lazım. Ark gecikecek falan filan diye de. Yapacak bir şey yok o konuda. Dediğim gibi sıfırdan başladım. Hızlı bir şekilde kasmaya bakacağım. Bir yerde ev kuracağım. Ondan sonra tekrardan kamerayı açarım. Gençler yeni bir update vermek için açtım kamerayı. Aradan yaklaşık bir 2-3 saat geçti. Şey diye soracaksınız 2-3 saatte nasıl bu kadar geliştin diye soracaksınız. Aslında şey yapmadım bunları kod yardımıyla aldım. Yani direkt kodlarını yazarak girerek aldım. Bunu yapmamdaki sebep biraz da şey oldu. Düz olarak bu seviyeye gelmeye çalışsam çok fazla zaman kaybedecektik ki şeyler başladı bile. Ark nerede kaldı? Ark nerede? Kartalcılar yardırmaya başladı bile yorum. Yani en azından benim 3 günümü alacaktı tekrar bulunduğum seviyeye gelmek. O yüzden birazcık şeye başvurdum. Konsol yardımına başvurdum. Kendime bir tane inject rifle aldım. Gördüğünüz gibi bir tane Spinosaurus tamledim. Kendisi şurada duruyordu zaten tamlemek zorundaydım. 90 level falandı. 139 level'a kadar çıktı efficiency ile. Çok korkunç bir şey. Yani 139 level demek önceki şeye göre müthiş bir level arttırımı oldu. Ondan sonra şuraya geçelim. Bir tane Pteranodon'u tameledim ki o bunu oyunun başında yaptım zaten o konsoldan aldığım inject rifle'la. Gördüğünüz gibi şöyle bir ev yaptım. Bilmiyorum şık oldum güzel oldum mu. Şu bir üst kat daha çıkmayı planlıyorum. Şu kısımdan bahsediyorum. Şu kısma da şeyleri dizeceğim. Oo bu ne lan? Nereden geldi bu? Ödüm koptu yemin ediyorum ya. Dediğim gibi üst kısmına da şey yerleştireceğim. Neydi onun adı? Greenhouse yerleştireceğim. O sera sistemini beğendim ben. Ki size de göstermek istiyordum şeyleri de. Bu bıdı bıdılarını. İşte onun bir sürü olayı var çünkü. Şuradan gidelim. Baya kötü durdu burada ya. Evet saçma sapan bir argantaj şeyi. Neyse gidecektir şuradan. Birazcık alalım olmalı. Prime toplayalım. Şey yapacağım şimdi ne yapacağım diye soracaksınız birkaç saat temlemem gereken şey var büyük ihtimalle videonun gelmesi gecikecek zaten söylemiştim videonun diğer başında da yerleşme alanı olarak gördüğünüz gibi şuraya yerleşmeye karar verdim şuradaki nehrin sonuna şurada bir spino daha var ya bu kaç level'mış bu da güzel gözüküyor çünkü hoşuma gitti ha bu düşük 56 level.
Dediğim gibi şeyi falan temizleyeceğim işte. Quassel falan temizlemem lazım. Çünkü aklımda bazı diğer temizlemek istediğim dinozorları alıp getirebilmem için onu da temizleyip buraya getirmem lazım. Buraya yerleşmemdeki birkaç sebep var, ondan da bahsedeyim. Şurada hemen yanındaki dağdan şey toplayabiliyorsunuz. İşte kristal, metal, obsidyen toplayabiliyorsunuz. Ki yakınlarda bir tane de cave var diye biliyorum. Tam yerini bilmiyorum ama. Şu kuzey şey kısmında da şuradan açalım. GPS de aldım. Pardon. Kuzey bu taraftaymış. Kuzey doğuya bakmam lazım. Ha şurası. Kuzey doğu kısmında da şey var gençler. Şuradan gidiliyor. Doğu değil, pardon, batıya bakmam lazım. İyice karıştı kafam. Ha. Kuzey batı kısmında da oiller falan var. Bakın küçük ada falan görüyorsunuzdur orada. Orada pearl de var. Aynı zamanda penguenler, karukiler de orada. Hani oradan polimer bile topluyor. Ya istediğim her şeyi toplayabiliyorum yani. O yüzden konum olarak mükemmel geldi bana. Vallahi Göre çok daha küçük olduğu için haritası işim biraz daha kolay. Neyse ben gideyim bir quest bulayım kendime. Hem de şeylerden bahsedeyim ben size. Burada baconlar çıkıyor gençler. Gördüğünüz gibi. Şurası sakat mı? Tam değil herhalde. Şu beni izlesin de. Bir olur da düşme durumunda. O baya güzel şeyler çıktı mesela buradan. Bunları alsam ama nasıl götüreceğim ki? O da var açıkçası. Aslında güzel şeyler varmış ya. Neyse kalsın. Bu baconlardan da bol bol kullanacağım. İşte zaten sürekli spamlı oluyorlar. Onlardan da güzel şeyler çıkıyor. Hatta birkaç tane bir şey çıktı. Ondan bahsedeyim ben size. Apprentice Metal Hatchet çıktı. Bu normal Hatchet'e göre durability'si bir gıdım daha fazla. Damajı bir gıdım daha fazla. Yani daha fazla şey toplayabiliyorsunuz bununla. Daha doğrusu daha çok malzeme bir anda geliyor. Durability'si de fazla. Bunlardan da bulabiliyorsunuz bu resiplerden. Bunların üst versiyonları da mevcut. Mesela saddle'lar için de aynı şekilde. Hemen şuradan göstereyim. Mesela Mastercraft Pteranodon buldum. Normaldeki benim Pteranodon'umdaki zırh 25 falan. Bundaki zırh mesela 76,5 diye gösteriyor. Böyle de bir şey var. Aklınızda bulunsun. Gayet iyi. Başka ne bulmuştum? Şuradan mesela şey bulmuştum. Ascendant Sarco Saddle bulmuştum. Normal Sarco Saddle'da 25 armor var biliyorsunuz. Bu en iyi versiyonu sanırsam. 124 zırh veriyor. Durability'si de çok yüksek. Ya böyle itemler bulabiliyorsunuz şeylerden. Yalnız bu benim eklediğim modla da alakalı olabilir. Better Bacons modunu yüklemiştim ben. Ona bir göz atarsanız sevinirim. Normal Steam Workshop'tan bulup direkt indirip subscribe deyip yapabiliyorsunuz. Tabii ki single player'da olmanız gerekiyor. Hani normal server'a girip de Better Bacon aktif olmuyor. Bilmem anlatabildim mi? Tabii kendi server'ınızı kurmuşsanız da bir farklı bir şeyler yapmanız gerekiyor diye biliyorum onu koyabilmek için. Ama single player oynuyorsanız tek yapmanız gereken işte subscribe olup direkt girmek oyuna, o kadar. Şu güzelmiş ya, kaç level bu? 32 level. Bunu almak isterdim ama metal çok güzelmiş rengi ya. Çok fazla argentavis var. Neyse ben quest'ı bulmaya devam. Bayağıdır arıyorum ya. Şey arkada falan da T-Rex falan var. Onu da belirtmek isterim. Şu gördüğünüz dağın eteklerinde bir sürü T-Rex yakalayabiliyorsunuz. Şuradan bir stamina yenileyim de. Şimdi nasıl bir şey yapacağız? Bunu aşağı indirmemiz lazım. Aşağı tarafta tehlikeli olan ne var? Ya aslında her taraf tehlikeli şu an. Normal map'te olduğumuz için. Kaç level'sın sen? 12 level. Kötü aslında ama yapacak bir şey yok. Şuraya geleyim. Hemen şu ileriye gitmeden. Gitti mi? Yok, gitmedi lan. Reload yaptı. 12 level olduğu için herhalde tek atışta inmeyecek. biraz daha şey yapmamız lazım. Yalnız çok uzağa mı gittin sen? Ne yaptın? Birazcık alçalması lazım. Diğer tarafa gönderirsek daha iyi olur aslında ya. Diğer tarafa git. Diğer tarafa git. Yani koyun gütme gibi düşünün ama olmuyor, yok. Çevir. Yönünü çevir. Neyse diğer dağın eteğinde vuralım. O tarz bir şey yapalım. İlerle, ilerle, ilerle. Bir de şu aşağıda, o aşağı mantıklı değil, hiç mantıklı değil. Şimdi öyle bir yerde vurmam gerekiyor ki Questle'a saldırmamaları lazım. Şu dağın eteği iyi. Şuraya geçeyim ben, onu bekleyeyim hemen.
Ha şurada bir quest daha var. Bu kaç level acaba? Bu daha iyisi, bunu da alabilirim. 16 level. Yani 12 16. Fark eder mi? Fark etmez. 16'yı alalım. Şöyle. Hayır, dur 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 dur. Reload. Allah'ım, reload yapana kadar gitti ya. Şuraya gidelim. İkincisi de şurada. Aşağı. Aşağı tehlikeli ya. Gene de yapacağım. Artık Prime Meat'i kolayca toplarız. Şuraya gelelim. Şurada bir tane karno var. Şurada da bir tane karno var. Şurada zararlı ne olabilir? Şunu öldürelim. Burası fena olacak ya. Yani. 72 level olduğu için bu fena şey yaptı. Tamamdır. Şunu da öldüreyim. Damız herhalde. Şu arkadaş da geldi. Şu bir tane daha geldi. Sakin. Tamam. Tamamdır. Ben bunu temleyip hemen geliyorum diyecektim. Şurada bir tane Spino var. Spino'yu alamam büyük ihtimalle ya. Spino gelirse yapacak bir şey yok. Neyse, ben şuradan ineyim. Şuradan yaklaşan bir tane Alpha Raptor'la bir tane T-Rex var. Artık hani ne yapacağım bunlara karşı emin değilim. Şimdi çünkü Gallimus'u peşini bıraktıktan sonra Stego'ya yönelecek. Aynen. Arar. Bana gel, bana. Stego'ya dalma çünkü Stokaları da öldürmek zorunda kalacağım. Tamam. Hani hep bir T-Rex temlemek istemişimdir. 12 level T-Rex. 12 level T-Rex temlemesek de olur. Aynen. Neyse, aradan çıkardık. Aslında öldürebilirim onu da. Ya işler çok karışık. Şurada bir tane Alpha Raptor var mesela. Bu sağ geliyor valla. Şu Ganimus'a takıldı. Abi ne olur takıl oradan ya. Ne kadar kaldı senin? İyi. Quetzal'ı tame'ledim. 23 level bir Quetzal'ımız oldu. Şimdi evet, dönüş yapıyordum. Birkaç şey var kafamda. İşte şu şeyi Ankylo'yu tamlemem gerekiyor. Hatırladığım kadarıyla. Bu bir de Summon Pest için bir tane şu kurbağalardan temlemem gerekiyor ki şu ileriden bulabileceğimi düşünüyorum. Şurası Swamp Area gibi geldi bana, şu ilerisi. Bakın, yeşil, garip bir yeşillik var şu nehrin ilerisinde. Bu arada ben yaklaştım mı? Bir saniye, ben nereye gidiyorum? Burası değil. Evimiz biraz daha kuzeyde kalıyor bizim. Şurada, aynen. Şuradan dümdüz kuzeye çıkarsam eve geleceğim. Sen takılmadın ama birazcık yukarıdan uçalım, takılmasını istemiyorum çünkü dediğim gibi kurbağa falan tame'leyeceğim. Büyük ihtimal beaver falan da tame'lerim. Bulacağım artık bir yerden. Nereden bulacağımı emin değilim. Onu bakarım, o kolay. Bizim ev şuradayız zaten. Şurada garip bir kırmızılık oluşmuş. O artık nasıl bir, bu ne lan böyle? Kan gölüne dönmüş burası. Herhalde basit bir bug gibi bir şey. Bizim Spino zaten şurada bekliyor. Şuraya inişi yapalım. Başlayayım anlatmaya. Hatta şu şekilde çıkalım, bir göstereyim dışarıdan. Şimdi gençler, gördüğünüz gibi şöyle bir yer yaptım. En üst katı dediğim gibi greenhouse yaptım. Yalnız fertilizerları falan yerleştirmedim. Şuraya ekstra bir bina yaptım. İşte göstereceğim içinde neler olduğunu. Şuraya böyle hani uçan dinozorları koyabileceğim bir alan yaptım. Çünkü bu alan çok şey, girdili çıktılı. Şuradan atlayalım. Bu arada senin hızına verirsen birazcık daha iyi olur. Ya da rate 200'e çıkartalım, orada sabitleyelim. Şuradan. Evet, tamam, sorun yok. Şuradan bir rampa yaptım. Şurayı göstereyim size. Farklı bir sistem kullanmadım. Gördüğünüz gibi yani klasik yaptığım sistemi kullandım önceki evde. Şuraya gelelim. Tabi bunların hepsini konsolda aldım çünkü diğer evde de vardı bunlardan. Şunları yaptım ama yani sorun yok onda.
Gördüğünüz gibi şunları koydum. İşte siz söyleyin adını. Normal portable generator bu vardı zaten. İşte super fabricator, stove vardı. İki tane buzdolabı vardı. Onları koydum. Furnace vardı. Bunların zaten işlevlerini biliyorsunuz. Şuraya bir tane siz söyleyin fabricator koydum. Ya tamam gibiyiz. İşte şu bazı yerler boş kaldı evin. Onları da yavaş yavaş doldururuz işte istediğimiz gibi. Ama genel olarak güzel oldu. İçime sindi. Yani kullanım alanı olarak diyorum. Harbiden iyi oldu. Şurada storage'ları biraz daha böyle spesifik hale getirdim. Koyabildiğim kadar koydum. İşte şuraya işte şeyleri koyarım dedim. Wood, thatch, fiber koyarım dedim. Şuraya metalleri falan koyacağım. Metal ingot var şurada. İşte şey koyacağım. Normal işlenmemiş metal falan koyacağım. Şuraya işte hayvanlardan düşen bıdı bıdıları koyarım büyük ihtimalle. Ki geriye baya baya kalıyor. Şuraya da rastgele itemleri koymayı düşündüm. İlk başta bir tane volt koyayım dedim. Voltların herhalde yüksekliği 4 yanlış hatırlamıyorsam, o yüzden vazgeçtim. 4 de çok uzun olur ya dedim. Bıraktım o şekilde. Belki sonra kullanırım voltları. Şunu şeyleri göstereyim. Şuradan burada garip bir şekilde geçemiyorum. Şuradan geçebiliyorum ama buradan geçemiyorum. Niye eğilerek geçmem gerekiyor emin değilim. Şurada bir tane bir zubo buldum. Onu tame'ledim gördüğünüz gibi. Kendisi 146 level oldu. Yani 90 level'da falandı aldığımda. Tamelediğin zaman taming efficiency'ye göre oradan bir level geliyor. Aynı Spinosaurus'a olduğu gibi o da bayağı bir level atladı. Şuradan bir tane Anki vardı. Anki gördüğünüz, göstermemiş olabilirim bunu. Daha önce çekim yapmadım herhalde, şu noktaya kadar bilerek her şeyi halletmek istedim. İşte bu da bizim Anki'miz. Ya her şey hazır gibi. Bir tane hani Castrades yapmak isterdim. Şu var ya köstebeklerden. Yalnız onu es geçebilirim gibi geldi. Çünkü hani ağaç topluyoruz zaten gidiyoruz. Bunda baya baya hızlı bir şekilde ağaç toplayabiliyorum. Ya o noktada sorun sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum açıkçası. Güzel, evet. Tam bir canavar ya. Aslında avlayabilir miyiz ki onu ya? Ya benim Spino ile gelsem aslında avlarız biz bunu ya. Dur. Evden çok uzakta değiliz. Hemen geçelim şuraya. Bizim havaalanına bırakalım şunları. Şeyi neredeyse öldürüyordu ya bizimkine. Şuraya. Tabii takıldım ha. Şuraya atlayalım. Hatta Gamma 3 diyeyim. Şurayı birazcık açalım. Gece göremiyorsunuz çünkü. Bakalım Spino ne kadar şey olacak. Halledebilecek mi bu işi? Şey diye düşünüyorum. Ya umarım ölmez ya. Evet takıldık. Heh, şuradan geçelim. Bunlar da çok büyük burası için ya. İyi misin? Heh, tamam geçiyorum. Gördüğünüz gibi şurada. Ya en kötü ihtimal şey ölecek. Ben de öleceğim tabii. Bakalım. Orada hala. Canı azalmıştır diye tahmin ediyorum. Şurada bir o iki T-Rex daha, 3 T-Rex daha var şurada. Daha çok T-Rex var ya. Oradaki T-Rex'leri hesaba katmadım ben. Şuradaki T-Rex'leri çeksek önce. Ha, aslında onlar uzaklaştılar ya. Geliyor mu bana doğru? Geliyor olabilir. Şu an birazcık heyecanlandım açıkçası çünkü ah geldi. Hadi bakalım. Hah. Evet hadi. Şu an sadece spawn yapıyorum. Ya hiçbir şey yapamadı bana şu an. Güzel. Birini hallettik. Diğeri de şurada. T-Rex'ler ölüp. Bugün şey modundayım ya. Şurada da bir tane Karno var. Onu da alayım. Oo, arada bile öldürdüm tabii. Herkese ölüm. Bayağı iyi oldu. Şimdi şu şeyi alabiliriz bence. Şimdi biraz daha can vereyim. Biraz daha verelim. Biraz daha can. Tamamdır. Stamina zaten sorun olmayacak.
şu alfanın peşine düşelim hadi. Neredesin sen? Nerede acaba ya? Biri saldırıyor anladım. Ha, Dilo geliyor bir tane de. Sıkıntı değil. Ben Rex'i istiyorum ya. Seni istemiyorum. Seni de öldürelim. Ya bana sorarsanız oyundaki en güzel canlı bu. Yani ne bileyim, şuradan bakınca zaten ejderhaya benziyor. Ama ben o Rex'i avlamak istiyorum. Küçük arılar da geldi ya. Şu arı gibi var ya. Bunlar sıkıntı. Neydi bunların adı? Meganura. Hah. Güzel hallettim. Hah, şurada işte. Orada aynen. Bu arada bizim de şeyimiz soğuyor. Canım full mü, ona bakayım. Birazcık fullenmesini bekleyelim canım. T-Rex'in avındayım, merak etmeyin. Paramparça ediyor hayvan ya. Alfalar fena gençler. Şöyle anlatayım, benim Pteranod olana 4 falan atıyor. Yani oradan düşünürsek bayağı bir vuracak bize. 3700'lerde 500 can eksiğim var. 500 can eksik demek 4 vuruş eksik atacağım. Yalnız bu kuşlar halletti mi lan onu? Tamam, sıkıntı değil. Gel sen de gel. Halletti herhalde ya. Neredesin? Sanırsam kuşlar halletti. Çünkü bir şey parlıyordu orada ama. Ama kuşların halletmiş olması imkansız ya. Çok güçsüz bunlar. Hava değişik ya. Ben buraya takılım. Ha tamam. Çok zorlayınca sütte geçiyorsunuz. Sanırsam hallettiler yani. Bize bir şey kalmadı, halletti Argentavisler. Ya da ben izini kaçırdım. Çünkü o bulutu görmüşsünüzdür, böyle kırmızı bulut vardı. Fena ya. Argentavis iyi gidiyor aslında. Argentavis diyorum, Spinosaur iyi gitti ya. Harbiden iyi gitti. Ya ben o alfayı istiyordum çünkü içinden büyük ihtimal güzel şeyler de çıkacaktı. Üst seviye bir şey çıktı mı? Çıkmamış. Şunları atalım. Aa, şunu at at, Strunk'ı al, şunu at 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 at. Bende var zaten, şunu alabilirim biraz daha şey olsun. Tamamdır, sıkıntı yok. Biraz daha cana abanabilirim, şey alabilirim. Moomin Spint'a da abanabilirim. Biraz da Manny'yi aslında 225'te sabit tutacağım. Zaten çok fazla vuruyor. Üzerine bir de hani hızlı vuruyor. O kadar da arttırmam gerek yok. %225 çok yüksek olur zaten. Yeterli de olacaktır. Ya açıkçası şu oyundaki en güzel varlık bence bu Spinosaur. Yani benim görüşüm bu. T-Rex de temleyeceğim ama. Bir tane iyi bir T-Rex istiyorum. Ama en azından güzel gözüksün istiyorum. Şurada bir ufak daha temizleyelim. Buralar evin bölgesi çünkü. Bakalım. Başka bir şey yoksa mesela şurada bir tane. Şunları hiç sevmiyorum ya. Bir tane raptor var. Evet, göz gibi Spinosaur, tamam, bir canı var. Ben evin önüne gene park edeceğim. Klasik. Bu bizim şey, koruyucu köpeğimiz gibi bir şey. Biraz büyük ama idare ediyor. Etrafı geziniyorum. Şu şey bölgesine, kıyı bölgesine acaba hani ilginç bir şey çıkacak mı diye. Şu gamayı birazcık kısarsam geziden açık kaldı çünkü. Şimdi şöyle bir durum var. Siz de fark etmiş. Ha, şurada şeyler var. Valla bir tane içi şey yapabilirim ya, temleyebilirim. Beni izle. Etine ihtiyacım var. Aa, şurada da Obi-Raptor var. Bunda da bir sürü planım var benim de. Onları sonra göstereceğim zaten size. Neredesin? Pişt pişt pişt. Evet, gerçek hayattaki bir şey çağırıyorum. Şöyle. Ha, neredesin? Last item slot. En sağ yerleştir demiş. Şöyle. Gideceğim sonra. Vereceğim. Alın gençler.
hepinize yetecek kadar şey var. Tamam. Bunlar bayağı şey canlısı ya, dost canlısı. Gençler şöyle yapacağız. Ben burada hani birazcık tame falan kasacağım. Şey yapmamız lazım çünkü bildiğiniz gibi pearl toplamamız lazım. Pearl toplayabilmem için de benim adam gibi bir dinozora ihtiyacım var. Hani su altı için. Ama bunlar tabii ki kesmeyecek beni. Ben bunlardan bir tanesini sadece şey için alacağım. Daha rahat gezebilmek için almayı planlıyorum. İşte diğer bölümü zaten temlemiş olurum adam gibi bir şey. Ya da şurada ileride şeyler var. Onları temlerim. Köpek balıkları var. Onları temlerim. Yalnız başka bir şey var kafamda temlemek için. Onu temledikten sonra zaten diğer bölümde zaten onun peşine düşeceğiz. Şu adam gibi bir şey temlemek istiyorum. Çünkü birkaç bölümde yapmadık öyle bir şey. Hani özellikle şu şeyden sonra, Quest'dan sonra fazla bir şey temleyemedik. O yüzden diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.